Bütün birimler harekete geçti. Gümrük kapılarından çevirme noktalarına kadar her tarafa robot resimler ulaştı. Bu herifi yurt dışına çıkmadan mutlaka yakalamamız lazım. Dejin ne olduğumuzu biliyor. Sahte kimlik kullanacaktır. İşimiz iyice zorlaştı. Bu kıza dediğin kadar takıksa acele etmeyip şansını bir kez daha deneyebilir. Gelmeyecektir. En azından yakın zamana kadar. Ömer, sen şu kızla bir daha konuş. Belki bizi Metin'e götürecek küçücük de olsa bir detay bulabilirsin. Ben de görüntüler için gümrüğü biraz daha sıkıştırayım. Eğer bu adam kendi kimliğiyle İtalya'ya gitmişse mutlaka Fatih Dündar adına bir taraflarda görüntüsü vardır. Amirim, söyleyecek bir şeyiniz yoksa ben Elif'lere gidip Nilüfer'le bir konuşayım. Bizimkilerle de orada buluşacağım, bekliyorlardır. Ömer, bu kız Nilüfer Metin'i uyarmış olabilir mi? Hayır amirim. Başından beri takipteydik. Yani telefonlarını dinledik. Bir açık verseydi anlardım. Zaten Nilüfer hem bizi hem de Fatih'i idare edebilecek bir yapıya sahip değil. Ya çok duygusal. Adama da kırgın. Korkuyor da. Peki kim uyardı oğlum? Hı? Kim uyardı? Bilmiyorum. Ama adam zeki yani. Valizden durumu aymış olabilir. Kızı iyi tanıdığı için de şüphelendi ha. Bunun böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz değil mi? Bu adamı mutlaka birisi uyardı. Bu da senin ekibindeki muhbir bence. Öndekiler bizimkiler değil mi? Aynen abi. Nasıl kaçırdık bizden ya? Hayır, o bir şey değil. Şimdi Sami ileri geri konuşacak. Elimden bir kaza çıkacak. Abi bırak, ne derse desin. Biz kendimizi bilmiyor muyuz? Kızım biz biliyoruz da adamın ağzı torba değil ki. Kıracağım, o olacak. Nilüfer çantasız olduğu için uyandı. Bir kadın valizini almadan kaçar mı abi? Gelenektir. Bohçanı alır öyle gidersin. Ya da bilmiyorum. Belki de başka bir şeyden şüphelendi. Ama ya biz elimizden geleni yaptık. Maliye şubedekiler canavar gibi çalıştılar. Herif bizim baloncu elemanın elinden kaçıp gitmiş. Telefonu gördün değil mi? Bizim herifin dibinde. Kafam basmıyor artık arkadaş. Sabahtan beri mideme bir lokma girmedi. Şurada ciğerci ver, ben kendimi alacağım. İstiyor musun kızım? Yok abi. Sen? Yok abi, sağ ol. Ben kendimi alıyorum o zaman. Hülya'nın sevdiğin kekten yapmış. Kahveler de taze. Canım isten. Seni böyle ağlarken gördükçe içim parçalanıyor. Ne olur yapma. Ben kafayı yiyeceğim Elif. Ne hissedeceğimi şaşırdım. Bir yandan kurtuldum gitti diye seviniyorum. Bir yandan da ben onu üzdüm, terk ettim. Ama tutuklanmadı diye seviniyorum. Ben galiba hayatım önce Fatih tutsa olarak kalacağım. Sonsuza kadar sürmez. Eninde sonunda biri gelir, seni kurtarır. Güçlü olmaya çalış, tamam mı? Çünkü hepsi geçecek.
Ha, hocam kısmet sana ermiş lan. Al. Yok abi sağ ol, afiyet olsun. Arkadaşlar bu gece buralıyız. Kimse uyku yok, tamam mı? Ben şubeye gideyim mi? Dördümüzün burada beklemesinin bir manası yok. Hiç değilse ben orada organize edeyim. Abi aslında koordinasyon için birimizin şubede olması iyi olur. Velo, Sami abinin gümrükten istediği Fatih Dündar fotoğrafları geldi mi? Kendi adıyla çıkış yapmamış. Bütün görüntüleri gönderdiler. Ama bilgisayara yüklenmesi, robot resme göre ayıklanması zaman alacak. Çocuklar şubede çalışıyorlar. Acelesinler, acele. Adam yurt dışına kaçabilir. Tamam oğlum, ben gidiyorum ya. Ben hallederim, merak etme sen. Ben Elif'in yanına gideyim. Sen buradasın değil mi? Buradayım abi. Hadi kolay gelsin. Metin itine haber uçuranı bir elime geçireyim. Ona güzel bir şiir okutacağım. Han duvarlarında mesela. Sence de Nilüfer mi? Yakınındaydım. Pek sanmıyorum ama olabilir de yani. Adama hala deliler gibi aşık. Bence yanılıyorsun. O kız kırgın. Gözlerinde hüzün var. Kırgın olması aşık olmasına engel mi? Neyse canım, bize ne Nilüfer'den. Herkesin aşkı kendine. Biz kendimizinkine bakalım. Migren krizin geçtiğine göre bizi konuşabiliriz artık herhalde. Ya sırası mı Arda? Allah Allah, nöbetteyiz. Bak sen de etrafına. Ben seni dinlerken etrafıma bakabilirim. Sen de anlatırken etrafına bakabilirsin. Bir cevap istiyorum sadece benim. Evet ya da hayır. Ben bir Ömer'e bakayım. Etrafı da kolçan etmiş olurum. Malum senin sohbetine pek doyum olmuyor. Kaçıyorsun yine. İş başındayken çalışma arkadaşına bu yaptığına taciz denir Arda Komiser. Seni dava edebilirim. Hoş geldin. Gözün aydın yedin. Biraz sonra kiminle dans ettiğini öğreneceksin. Bana bak, çabuk 2 saat içinde hazırlayın benim özel ameliyathaneyi. Tamam patron. Eminim ki çirkin bir rakçının iç organları bir sürü zavallıyı mutlu edecektir. Ne yani? Beni öldürecek misin? Hayır. Önce elmaslarımın yerini öğreneceğim. İlk postayı unuttuğun gibi bunları da unut. Sana bir şey olmaz.
Senin servetin hepimizi gömer. Mirasım sahip. Sen kimsin lan benden miras istiyorsun ha? Sen kimsin? Sen o elmaslar için mi yaptın bunca dalavereleri? Ha, işe yarasa bari. İşe yarasa bari. Şimdi bana bak. İşi uzatma. Söyle elmaslarım nerede? O elmasları unut. Onlar benim. Benim hakkım, anladın mı? Ölsem de sana yerini söylemem. Ben sana söyletmesini bilirim. Ne oldu baba? Boğacak mısın öz oğlunu? Bak, aslında beni içeride bir yerden seviyorsun. Öyle olmasa bu yüzünü bir tek bana göstermezsin. Adana'dan ta kaldırıp kendi yanına getirip düzen kurmazsın. Dedim sana. Öldüremezsin. Çünkü kurduğun imparatorluğun başına benden başkası geçemez. Kabul edelim kardeşim biraz, hanım evladı. Aslında benimle gurur duyuyor olmalısın. Bak sana bile nasıl papucunu ters giydirdim. Baba. Ne diyorsun lan sen? İstediğin kadar inkar et. Elimde DNA raporum var. Ben kaybeder miyim be? Ben kimin oğluyum? Pelin'le Arda'yı da mı çağırsak? Ne yapıyorsunuz siz? Hı? Ne yani böyle karşılıklı oturup çay kahve mi içeceksiniz siz çete üyeleri? Başka hiçbir şey yapmayacak mısınız? E aslında ne yapalım? Herkes adamı arıyor zaten. Nilüfer de evde yukarıda. Ha? Tam da üstüne bastın küçük hanım. Nilüfer evde yukarıda, bu yüzden kafayı yiyecek. Benden beter olacak, sen de iki tane terelerliyle uğraşacaksın. Ne öneriyorsun? Bakın minnoşlar. Sizler kahraman çocuklarsınız. Yani sizin rot balans yerinde. Ama herkes öyle olmak zorunda değil, değil mi? Hı? Nilüfer düşün düşün işin içinden çıkamazsa kendine zarar verebilir. Ve o zaman siz de benim elimden kurtulamazsınız. O yüzden hemen şimdi bir şeyler düşünün. Ama eğlenceli bir şeyler olsun lütfen. Nilü'yü bir dakika bile yalnız bırakmayacağız. Aslı haklısın da... Nilüfer sizin kardeşiniz. Ben ne yapacağız bilemedim. Sen benim bir gecelik zevkimin ürünüsün. Seni bağrıma basıp evimin baş köşesine oturtacağım mı zannettin lan? He? Olmayınca da kendi kendine kinlenip beni bitireceğin gün için şafak mı saydın? Ulan bak, ben Tanyar Dündar'ım. Senin gibi bir pisliği kapımda ancak it yapar. İşimi gördüğün için, itim olduğun için, tam bir psikopat olduğun için bunca zamandır yanımdasın. Armut dibine düşer babacığım. İstediğin kadar yırtın, bağır. Ben senin oğlunum. Bana evladım diyeceksin, evladım diyeceksin! Senin gibi katili, hırsızın önde gidenini yanıma takıp... gururla insan içine çıkartacağım. Sonra diyeceğim bu benim oğlum. Bu mu senin hayalin ha? Bu mu? Adam öldürmeyi de, hırsızlığı da, şerefsizliği de senden öğrendim be. Nefret yerine birazcık sevgi verseydin böyle olmazdı. Mert'e verdiğin gibi. Ama onda işe yaramadı. Neden? Çünkü sen eksiksin. Sen hayatında sevmemişsin ki. Sen hayatında sevilmemişsin ki başkasını sevesin. Harbiden seni sevilmedim ben. He? Kimse sevmedim seni. Ben denemiştim. Seni sevmeyi denemiştim. Babamdır dedim. Senin ağzından çıkacak bir çift güzel bir söz bekledim.
Vermedin. Doğmamın da, katil olmamın da, öz babamı sırtından bıçaklamamın da tek sorumlusu sensin. Bu hesap defteri kalın Tayyar Dündar. Öyle kolay kolay kapanmaz. Cehennemde hesap taşırız o zaman. Bu iti 2 saat içinde benim özel ameliyathaneme getirin. İstediğin yerde. Seninle istediğin her yerde hesaplaşırım. Bana bak. Bana bak. Benden izinsiz nefes bile almayacak o it. Kaçmayı deneyecektir. Eğer başarılı olursa seni öldürürüm. Ona göre. Ablaya karşı gelmek yok. Hem ayrıca aklım sende kalır. Aklım kalırsa ne olur keçileri kaçırırım. Bu da hiç hoş olmaz değil mi Nilü ha? Hadi ne olur Nilü üzme beni. Ha? Hem bahse girerim. 2 dakika içinde beyin hücrelerinden silinecek o adam. Nasıl olacakmış o? Biz eskiden yazları adada ne yapardık? Aslı saçmalama ne olur ya. Neden? Sen çok seversin. Ya beni es geçin ya siz oynayın. Benim gerçekten öyle bir modum yok. Güzel. Ben aşağıda arkadaşlara bir kontrol edeyim. Size iyi oyunlar. Korkaklık etmek yok komiser Kolombo. Geç otur yerine. İyi olur hem belki bizim de havamız değişir biraz. Ha, aferin Monsieur Poirot. Hem rol kabiliyeti olanları da anlarız, değil mi? Yani eğer... Yani siz... burada olunca... üçümüz kendimizi daha güvende hissedeceğiz. O zaman testlerin sesini biraz açalım. Kulağımız orada olsun, tamam mı? Süper. O zaman şimdi ekipleri belirliyoruz ha. Fantoma çetesi Denizler kardeşlere karşı. Bakalım bizi alt edebilecek misiniz? Ya Aslı ben Nilüfer'le yer değiştirsem takım içi muhalefet bizi göçertebilir de. Öyle kaçmak var mı Pelin Hanım? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sizi akademide böyle mi öğrettiler? Ben takımdan çok memnunum. Sizin çeteyi alt etmek büyük zevk olacak. Vay meydan okuyoruz ha. Hem sinyörüne ne demişler? Büyük lokmayı büyük laf etme. Tamam. İlk filmi biz söyleyeceğiz. Hadi. Evet. Gel. Geç. Bir dakika. Tamam tamam bakmıyoruz ya. Bunu bilemezler. Ne dersin? Tamam. Kim anlatacak? Hadi kardeşim sen çözersin bu işi hadi. Ama yuh yani. Ne? İtiraz etmek yok marş marş. Elif sen ikisinin arasına otur. Tamam. Bızdık sen de süreyi tutuyorsun. Evet sen başlayabilirsin. Neyle tutayım seni? Ama şimdi böyle olmadı ki. Ya sen benim yanımdayken konsantre olamayacağım. Tamam başlat süreyi. Başladı. Yabancı. Tek kelime. Güzel. Yılan. Ne yılan? Solucan. Yılan ne? Ne o?
Devam. Hadi. Yeşeledi. Yeşeleyen hayvanlardan biri. Tavşan mı? Süren alemde. Az kaldı. Ya dur ya, nasıl az kaldı ya? Şşş, konuşmak yok, kural değil mi? Senin oğlum, hadi. Abi bak. Tavşan? Bitti. Denizler kardeşler, bir fantoma çetesi sefer. Neydi? Abi yuh ama ya. Ya siz nasıl polisiniz kardeşim ya? Bir köstebeği bilemediniz ya. Oğlum köstebek böyle mi anlatılır? Nasıl anlatılır? Arda, ne kabiliyetsiz adamsın. Bu mu yani anlatım şekli? Hayır, tavşan anlatıyor olsam böyle kulak yapardın değil mi? Tamam. Evet. Evet. Babam gelmeyecek miydi? Bilmem. Bir şey demedi bana. Affedersiniz Mert Bey. Efendim? Sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu? Yok da. 2 dakika dışarı gelebilir misiniz? Tamam. Anlatamayacaksan ben sana yardımcı olayım. Gerek yok. Çünkü anlatmayacağım. Nasıl anlatmayacağım? Arda, anlatmayacağım dedim. Başladılar oğlum mızıkçılığa bunlar. Kurallara aykırı. Özel isim. Söylediniz mi özel isim olmayacağını? Bilmiyorduk ki. Ne bilelim? Nasıl yani? Bu oyunun genel kurallarından biri bu. Öyle değil mi? Söylememize gerek yok ki. Bir dakika. Film ne? Roma tatili. Oho, Devrem, senin beden burada, ruh Roma'da kan. Tamam, hadi başka film. Oğlum görmüyor musun? Deplasmana düştük. İtiraz etmek yok Komiser Colombo, yoksa seni diskalifiye ederim. Hadi. Ya eğer başka film bulamayacaksanız bir söyleyeyim, ama 2-0 önde olur söyleyeyim. Tamam, buluruz. O yetenek bizde var. Tamam, buluruz. Gel kardeşim, gelin. Ne kadar mızıkçılar değil mi? Tamam, bulduk. Senden gözlerimi alamıyorum. Bu bir film değil. Hadi kumrular. Geçmiş olmayan adam. Hadi bakalım. Hadi bakalım, süre başlıyor. Evet. Yabancı, 3 kelime. Birinciyi anlatıyorsun. Arka. Saat. Zaman. Geçmiş. Geçmişe. Tamam, cepte. Ağzı oynatmazsak. Yalnız bir durursan anlatacak. Tamam, süreçliyor. Devam. Evet. Tamam, ikinciye geç. Tamam, geç. Üçüncüyü anlat, evet. Erkek. Bulurum. Ya biz bu filmi izlemiştik. Geçmiş olmayan adam Mac Damon. Burcu'nun aklına. Harikasın. Neyi, sen söyle. Bak, filmin en heyecanlı yerlerini kaçırdın. Başlanmam ona göre. Sen hiç merak etme. Asıl heyecanlı yeri şimdi başlıyor. Sus da izleyelim o zaman. Sen söyleseydin o zaman, ben buldum filmi. Bak, ben yapamayacağım. Babam nerede? Ne işimiz var burada? Birazdan her şeyi öğreneceksiniz Mert Bey.
Hacı burada mı? Yok. Tayyar Bey aradı gitti. Diğer çocukları da yemeğe gönderdim. Tır sıcak bir şey yok Ödlek. Sen kapıda bekle. Buyurun Mert Bey. Beyler burada ne oluyor? Biri bana da açıklayacak mı? Sizi çok özel biriyle tanıştıracağız. Buyurun. Mert Bey geldi abi. Hoş geldin. Ne biçim bir yer burası? O adam da kim? Niye kilitlediniz? Yaramazlık yaptım, babam beni Bodrum'a kilitledi. Cezalıyım. Hey durun, nereye? Korkma kardeşim. Sana zarar veremem. Ben bu saçma duruma daha fazla katlanacak değilim. Ama beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin. Aslında ben kafamda başka türlü kurmuştum. Her şeyi sana babam anlatacaktı. Tanımam etmem ben senin babanı. Ne babası? Manyak mı ne? Babamı gayet iyi tanırsın. Üstelik ben de seni gayet iyi tanıyorum. Garip. Seni ilk gördüğüm an var ya, sanki dün gibi aklımda, biliyor musun? Ben bütün sefaletime rağmen yine de sevmiştim seni. Sana kin duymamıştım. 5. yaş günündü galiba. Sana büyük bir kutlama vermişlerdi. Kocaman bir pasta, hediyeler falan. Sen palyaçonun arkasında koşturmaya başladın. Ayağın takıldı, düştün. Babanı görmeliydin. Adamın aklı çıktı. Koştu, seni kaldırdı. Annen geldi, gözyaşlarını sildi. Hatırlıyor musun? Benim hiçbir zaman sahip olamayacağım mükemmel bir aile tablosu. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Sen kimsin? Ben senin abinim Mert. Babamızın karanlık prensiyim. Baba, boğacak mısın öz oğlunu? Bak, aslında beni içeride bir yerden seviyorsun. Nerede lan benim içkim? Benim kardeşim falan yok, tamam mı? Neyin peşindesin söyle, direkt rahatlayalım. Gerçeğin peşindeyim. Artık bu sırlarla yaşamak istemiyorum. Başka bir hayat istiyorum kendime. Ama tabii senin kabul etmemen normal. Senin yerinde olsam ben de kabul etmezdim. Çakardım suratına yumruğu. Bak, aslında senin adına bu anlattıklarımın yalan olmasını dilerdim ama maalesef değil. Maalesef ben senin abinim. Bu da değiştiremeyeceğimiz koca bir gerçek.
Benim adım Fatih Dündar. Sen bir doktora falan gözüktün mü? Bir gözüksen iyi olur çünkü kafan hiç yerinde değil. Rahmetli annem beni tanıyordu. Sen 10 yaşında falandın. Seni aldı bizim eve geldi. Fakir bir mahalle. Senin daha önce hiç görmediğin türden bir mahalle. Annemler içeride konuşurken biz seninle bahçede top oynadık. Ben kaleci olmuştum, hatırlıyor musun? Seninle penaltı çekişmiştik. Hatırlıyor musun? Orada bir kadın vardı. Doğru düzgün konuşamayan bir kadın. Annem çok ağlamıştı. Özür dilemişti o kadına. İşte o kadın benim annem verdi. Tayyar'ın önce tecavüz ettiği, ondan sonra da bana gerçek babamı söylemesin diye dilini kesti annem. İşte böyle kardeşim. Sen hayatın kremasını yalarken bize genellikle acı tarafları düştü. Bu biraz sert oldu galiba. Yıkıldın, farkındayım. Ama ben bunun böyle olmasını ben de istemezdim. Ben rahmetli annen, yani o iyi bir kadındı, o söyler diye düşünüyordum ama söylemedi. Babam ikimizi karşısına alır, anlatır dedim. O da olmadı. Yani ben seninle bir aile olmak isterdim. Sana abilik yapmak isterdim. Bu bizim seçimimiz değil. Bu babamızın seçimi. Seni herkesten, her şeyden korurken aldı beni bataklığın içine batırdı. Yıllarca bana bir amca rolü kesmesini seyrettim. Ne yapalım be? Dünyanın en iyi babasına sahip değiliz. Sen manyağın tekisin. Bak istediğin gibi düşün. Zaten seni hiç suçlamadım. Sen çocuktun. Ben de çocuktum. İkimiz de çocuktuk oğlum. Ama eğer karımdan uzak durmazsan... gelirim. Kardeş mardeş dinlemem. O gırtlağını keserim senin. Anladın mı? Nilüfer diyorum sana. Babam Nilüfer'i kaçırmamızı istediğinde tanıştık. Aşık olduk. Anlıyor musun? Umarım anlamışsındır. Neden sürekli ağlıyorsun? Keşke gelmeseydik buraya. Üzdüler seni. Kim bu insanlar anne? Kötüler mi? Hayır oğlum. Tam tersi, çok iyi insanlar. Büyüyünce sana her şeyi anlatacağım oğlum. Şimdi değil ama sonra, tamam mı? Hadi evimize gidelim. Babana da sakın buraya geldiğimizi söylemeye mi? Şen şakrak. Kızın derdini küçümser gibi mi olduk ya? Canım sıkıldı.
Aynen Pela, ben de çok üzüldüm. Zaten başından beri içime sinmemişti. Aslı ile Elif ısrar edince kıramadım. Nasıl oldu? Hala ağlıyor. Elif, istiyorsan ben Nilüfer'le bir konuşayım ha. İnsan bazen en yakınıyla paylaşamadığını başkasıyla paylaşır. Ne dersin? Olur. Yukarıda televizyon odasında. Ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Girebilir miyim? Hep aynı şeyleri duymaktan sıkıldın değil mi? Geçecek deyince de kızıyorsun. Ama öyle. Gerçekten geçecek. Çünkü senin yaşadıklarına benzer şeyleri ben de yaşadım. Nilüfer, bak hayat insanı hep sınıyor. En zor sınav da arafta kalmak. Hayatta bir doğru bildiğin şeyler vardır. Bir de yanlış olduğunu bildiğin halde sürüklendiğin bir şey. Aşk gibi mesela. İnsan düşüncelerinden sorumludur, duygularından değil. Ben de Sibel'in eski nişanlımın karanlık yollarda yürüdüğünü öğrendim. Hem de Fatih'le aynı şebekede olduğunu. Öğrendim de aynı senin gibiydim. İsyan ettim, kalbim sustu. Zordu yani. Ne zamana kadar biliyor musun? Ta ki ablan Elif elimi tutana kadar. Eğer ablam olmasaydı ben birinin canını yakabilirdim. Her şeye kızgındım. Her şeye. Peki kendine de kızdın mı hiç? Nasıl anlamadım, ona nasıl güvendim diye kendini suçladın mı? Suçlamaz olur muyum? Suçladım tabii. Ama sevdiğin insanı aklında değil, kalbinle görürsün. O yüzden aşkın gözü kör derler ya. Ayrıca da iki insanın yaşadığını sadece ikisi bilir. Başkalarını yargılamak düşmez. Başlamıştı ki. Biliyorum sana çok saçma gelecek. Yani insanın kendini kaçıran birine aşık olması delilik. Ama öyle değildi. Ben onun bakışlarında güven buldum. Hem de şimdiye kadar kimse de bulamadığım kadar. Elif, ne yapıyor? Ömer içeride. Konuşuyorlar. Artık ağlamıyor. Ömer babama benzemiyor mu Elif? Tip olarak değil tabii. Babam daha yakışıklıydı. Ama baksana. Hepimizi bir araya topladı. Derdimize derman oldu. Babam da öyleydi. Herkese kol kanat gererdi o da. Sen de babama benziyorsun Elif. Hep aklı başında, toparlayıcı. Siz Ömer'le birbirinize benziyorsunuz Elif. Öyle mi?
hiç böyle düşünmemiştim. Çok şanslısın Elif. Hayat karşına Ömer'i çıkardı senin. O senin ruh eşin. Onu sakın kaybetme, olur mu? Kaybetmeyeceğim.